Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Enfal Suresi 1. sayfadan devam edeceğiz. 5 ve 10. ayetler arasını bugün değerlendirmeye çalışacağız. Enfal Suresi baştan sona Bedir Savaşı ile alakalı ayetlerdir. Bedir Savaşı'nın akabinde bununla alakalı taraf-ı ilahiden bir değerlendirmedir. Ve bu münasebetle hem ilk muhatapları olan sahabilere hem de bizlere ve bütün insanlara çok önemli mesajlar verilmektedir. Şöyle ki: Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hak, nasıl ki Rabbin evinden seni hak ile çıkarmıştı. Ve inne ferigan minel mu'minine lekarihun, müminlerden bir fırka bundan hoşlanmıyorlardı. Yücadilûneke fil hak bademe tebeyyene, hak ortaya çıktıktan sonra seninle mücadele ediyorlardı. Keennemâ yusâgûne ilel mevt, sanki ölüme sevk ediliyorlar. Vehum yanzurun, göz göre göre. Göz göre göre sanki ölüme sevk ediliyor gibi hak kendilerine tebeyyün ettikten sonra, hak açığa çıktıktan sonra seninle mücadele ediyorlardı. Burada Bedir Savaşı'nın başlangıcı ile alakalı bir giriş yapılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Şam tarafından Mekke'ye bir kervanın, Ebu Süfyan yönetiminde bir kervanın gittiği haberini alıyor. Ve bununla daha da kuvvetlenecekler, silahlanacaklar, Müslümanların üzerine gelecekler. Bunun üzerine bu kervanı ele geçirmek üzere sahabelerine haber veriyor. Ve 313 bazı rivayetlerde, yani 300 küsur kişi bu şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber yola çıkıyor. Burada müminlerden bir taifenin, bir kısım insanların bundan hoşlanmaması, yani böyle bir seferden hoşlanmaması, ayet-i kerimede buna dikkat çekiliyor. Bu beşeri bir zaaftır. Elbette o Bedir'e katılan insanlar sahabeler içinde, İslam tarihi içinde mümtaz insanlardır, seçkin insanlardır. Ama böyle olmakla beraber bir kısmına savaştan korkma, savaştan çekinme gibi beşeri bir durum arız olabilmiştir. Ve onlar sanki ölüme sevk ediliyor gibi, göz göre ölüme gidiyor gibi seninle bir mücadeleye girişmişlerdi. Ayet-i kerime bu şekilde ifade ediyor. Ve iz ya'idukumullah ihdet taifeteyni enneha lekum. Allah-u Teala iki taifeden birinin size ait olacağını vaat etmişti. İki taife dediği kervanı ele geçirmek veya Kureyş bir ordu hazırlamış, onlarla savaşıp galip gelmek. İşte Ebu Süfyan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 300 küsur kimseyle yola çıktığını haber alıyor. Bunun üzerine güzergahını değiştiriyor. Sahil tarafından gitmek suretiyle doğrudan Peygamberimizin ordusuyla karşılaşmıyor. Ve Mekke'ye geldiğinde bu şekilde Peygamberimizin savaş hazırlığı bunlar medarı bahs oluyor. Ve Kureyşliler, Mekkeliler Ebu Cehil'in komutasında 1000 kişilik bir ordu hazırlıyorlar. Gerçi Ebu Süfyan artık lüzum kalmadı, biz salimen geldik dediyse de Ebu Cehil ve yandaşları, onlar artık bu işi bitirmek lazım ve Muhammed'in üzerine gitmek lazım diyorlar. 1000 kişilik bir kuvvetle kendilerinden 3 kat daha zayıf durumda olan, sayı itibariyle daha zayıf durumda olan müminlere doğru yola çıkıyorlar. Allah-u Teala müminlere iki şeyden, iki güzelden birini vaat ediyor. Yani ya kervanı ele geçireceksiniz veya onlarla savaşıp galip geleceksiniz. Bu şekilde taraf-ı ilahiden bir vaat var. وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Ve sizler zor olmayanı arzu ediyordunuz. Yani kervanda fazla kimse yok. Onları kuşatmak, kervanı ele geçirmek çok zor bir olay değil. Siz
kolayınıza geleni istiyordunuz. Kendinizden 3 kat daha fazla olan Kureyşlilerle savaşmak değil, bunun yerine kervanı ele geçirmeyi istiyordunuz. Bu da yine beşeri bir zaaftır. İnsan kolaya taliptir. Ve yuridullah en yuhiggal hakka bi kelimati. Allah ise hakkı kelimatıyla gerçekleştirmek istiyor. Ve yakta dâbiral kafirin ve kafirlerin kökünü kesmek istiyor. Yani Allah'ın da planı var. Allah'ın planı müminlerin planından elbette daha güzel ve onların daha lehine. Ama sahabe de olsa ilerisini göremeyebilir, görememişlerdir. Ve onların pek çoğu kervanı ele geçirmek gibi daha kolay bir yolu tercih etmişlerdir. Ancak kervanın kurtulduğu ortaya çıktığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla bir araya geliyor. Onlarla meşveret ediyor. Diyor ki kervan kaçıp kurtuldu. Bu durumda ne yapalım? Bir kısmı savaşa pek taraftar değil. Çünkü ona hazırlıklı değiller. Ve yola çıkarken de doğrudan savaş için değil, kervanı ele geçirmek için çıkmışlar. Öyle ki 310 küsur kişiden sadece 2 kişi bineği var. Diğerleri yaya. Ve silah itibariyle o derece yeterli silaha da sahip değiller. Bundan dolayı doğrusu doğrudan düşman karşısında savaşmak, bunu pek de arzu etmiyorlar. Ayet-i Kerime bu noktaya dikkat çekiyor. Ve meşveretin başında da ya Resulallah biz buna hazır değiliz, biz bunun için çıkmadık tarzında mazeret beyan ediyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz onların bu tarz ifadesinden rahatsızlık duyuyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh durumu anlayınca o ortalığı yatıştıran güzel bir konuşma yapıyor. Bunun üzerine sahabeden mesela Hazreti Miktat diyor ki ya Resulallah Rabbin sana neyi emretmişse onu yap. Biz Hazreti Musa'nın ashabının Musa'ya dediği gibi demeyiz. Malum Kur'an-ı Kerim'de de anlatıldığı üzere Hazreti Musa ey kavmim mukaddes belde bizim olacak, oradakilerle savaşacağız, orası bizim olacak dediğinde kavmi ona demişti ki ya Musa duyduğumuza göre orada cebbar bir topluluk var, zorba bir topluluk var. Sen Rabbinle beraber git, orada onlarla savaşın, galip geldiğinizde biz de geliriz. Yoksa biz burada oturacağız demişlerdi. Hazreti Miktat buna işaret edip diyor ki ya Resulallah Allah'ın emriyle bizi yürüt, biz emrinizdeyiz. Biz İsrail oğullarının Hazreti Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturuyoruz demeyiz diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun bu ifadelerinden çok memnun kalıyor. Bunun üzerine Ensar'ın reisi durumunda olan zat, o da diyor ki ya Resulallah Allah'ın emriyle bizi yürüt ve sen denizi göstersen, denize dalsan bizden bir kişi bile geri kalmaz. Hepimiz seninle beraber denize dalarız diyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Sa'd bin Muaz'ın bu ifadelerinden fevkalade memnun kalıyor. Ve bütün sahabelerine diyor ki Allah'ın izniyle galip geleceğiz. Allah-u Teala ikisinden birini bize vaat etti. Ya kervan veya savaş neticesinde galip gelmek. Kervan kurtuldu ama gelen müşrik topluluk kurtulamayacak diyor. Ve harika bir şekilde müşriklerin reislerinin nerede öldürüleceğini haberde veriyor. İşte diyor şurası Ebu Cehil'in öldürüleceği yer, şurası Ümeyye'nin öldürüleceği yer, şurası falanın, şurası filanın öldürüleceği yer. Bu şekilde savaş öncesinde haber veriyor. Ve gerçekten de diğer gün savaş yapıldığında Peygamberimiz nerede kim için işarette bulunmuşsa onun orada ölüsü bulunuyor. Bu anlamda yani Bedir Savaşı gerçekten çok harikalarla dolu, çok ibretlerle dolu olan bir savaş. لِيُحِقَّ الْحَقَّ Allah hakkı gerçekleştirmek, ortaya koymak istiyor. Ve يُبْتِلَ الْبَاطِلِ Ve batılı da iptal etmek istiyor. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ Mücrimler hoşlanmasalar da.
yani mücrim olanlar, günahı kendine bir prensip edinenler, Allah'a isyanı bir esas kabul edenler elbette haktan hoşlanmayacaklardır. Batılın galip gelmesini isteyeceklerdir. Ama onlar her ne kadar böyle istese de Allah kelimatıyla hakkı gerçekleştirecek ve batılın da kökünü kesecektir. İz testağîthûne rabbekum, hani siz o vakit Rabbinize dua ediyor ve Rabbinizden yardım diliyordunuz. Festecâbe lekum, o da size icabet etti. Enni mumiddukum, ben size medet vereceğim. Bi elfin minel melâiketi murdifin, peş peşe gelen bin melekle size yardım edeceğim. Burada yani savaş halinde dua, bununla alakalı bir ayet gerçekten ufkumuzu açıyor. Savaş hali veya genel anlamda zor durumlar Allah'a çok samimi duaların yapıldığı vakitlerdir. Normalde bir insan rahat halinde de Allah'a dua eder. Ama savaş hali gibi veya bir deprem hali gibi veya bir felaket hali gibi durumlar insanların Cenab-ı Hakk'a çok daha derinden yalvardıkları, adeta bütün hücreleriyle dua ettikleri durumlardır. Ve başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı öncesinde çok böyle kendini vererek bütün adeta bütün hücreleriyle Allah'a dua ediyor. Öyle ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini açabildiği kadar açıyor. Adeta kendinden geçmiş vaziyette. Öyle ki sırtından elbisesi düşüyor, ridası düşüyor. Hazreti Ebu Bekir ridasını tekrar Peygamberimizin omzuna koyuyor ve ya Resulallah diyor, artık Rabbine yaptığın dua yetişir. Elbette Rabbin seni mahcup etmeyecektir. Gerçekten de burada şunu görmekteyiz. Evet, insan sebeplere teşebbüs etmeli ama Allah'a tevekkül etmek ve o zor durumlarda Allah'tan samimane yardım dilemek, bu da imanın bir gereği. Bunun en güzel örneklerini başta Peygamberimizin hayatında da görmekteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam duasında şunu söylüyor. Ya Rabbi diyor, eğer yeryüzünde sana iman etmiş olan bu kimseler de mağlup olursa artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Ya Rabbi bana vaadini gerçekleştir. Vaat ettiğin şeyi bize göster. Bu mealde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ayet-i kerime İz testağîthûne rabbekum, siz Rabbinizden yardım diliyordunuz ifadesiyle diğer müminlerin de iman ettik, dua ettiklerini ve Allah'a nusret için, yardım için talepte bulunduklarını bize göstermekte. Gerçekten de tarih boyunca yapılan Müslümanların yaptıkları savaşlara bakılacak olursa onlar elbette savaşın evvelinde bütün samimiyetleriyle Allah'a yönelmişler ve Allah-u Teala'nın yardımını istemişlerdir. Çünkü savaş gibi durumlar insanların iman yönüyle daha imanlarının kuvvetlendiği ve tevekkül yönüyle tevekküllerinin arttığı dönemlerdir. Ve Allah-u Teala icabet ediyor ve ard arda bin melekle onlara yardımda bulunacağını söylüyor. Ve başka Âl-i İmrân suresinde ifade edildiği üzere 5000 melek tarzında da orada ifade edilmekte. Herhalde şöyle anlaşılabilir. Binerli gruplar halinde melekler Müslümanların saflarında yer alıyor. Burada ya meleklerin Müslümanlar safında yer alması ne demek? Zaten konunun akışı içerisinde diğer ayetlerde bununla alakalı da bazı şeyler göreceğiz. Biz şuna iman ediyoruz. Şu alemde şuurlu varlık olarak insanlar tek değil. İnsanın dışında cin taifesi de var. Bunlar da insan gibi mükellef, insan gibi imtihana tabi tutuluyorlar. Ve bir de melekler, ruhaniler var. Ve bu melekler la yasunallahu ma amarahum, Allah'ın emrettiği şeyde asla isyanları yok. Ve yef'alune ma yu'merun, ne emredilse onu yapıyorlar. Nasıl ki sahabeler içinde Bedir Savaşı'na katılanlar Ashab-ı Bedir olarak yad edildi ve Bedir Savaşı'na katılmak ayrı bir şeref oldu ve o Bedir Savaşı'na katılanların
her ne kadar beşeri bir takım hataları, eksikleri olsa da Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar kılındılar. Böylece diğer sahabeler için de daha mümtaz bir konumları oldu. Benzeri bir şekilde meleklerden de Bedir'e katılan 5000 melek daha ayrıcalıklı bir konuma gelmiş oldular. Ve onlar da biz ashab-ı Bedir'deniz, Bedir Savaşı'na katıldık diye diğer meleklere daha böyle bir artılı durumları olduğunu ifade ettiler. İşte Peygamberimizin sağında solunda, mesela Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam o şekilde Peygamberimizin sağında solunda yer alıyor. Daha diğer melekler her birisi saflar arasında yer alıyor ve böylece ehli imana onlar medet veriyor. Ehli imana kuvve-i maneviye oluyorlar. Ehli iman meleklerin gelmiş olmasıyla daha böyle kuvve-i maneviyeleri takviye oluyor. Görüyorlar mı? Hayır, görmüyorlar. Yani melekleri bu insanın gözü doğrudan görmez. Ama bir nevi varlığını hissetmek, ilahi inayet elinin onlarla beraber olduğunu hissetmek ve buna bir alamet olarak meleklerin gönderildiğini peygamberin ağzından duymak onları son derece kuvvetlendiriyor, son derece cesaretlendiriyor. Ve ma cealehullah illa büşra, Allah bunu ancak bir müjde olsun diye yaptı. Ve li tetmainne bihi gulubukum, ve kalplerinizin mutmain olması için yaptı. Yani Allah'ın ehli imanı galip etmesi için illa melekleri göndermesi gerekmez. Melekler olmadan da Allah doğrudan yardım eder ve doğrudan doğruya zaferi nasip eder. Ama melekleri de göndermesi müminler için bir müjdedir. Ve müminler için kalplerinin itminan bulmasına, işte melekler de bizimle, melekler aramızda, elbette melekler geldiğine göre biz mağlup olmayız. Böyle bir halet ruhiyede bulunmaları son derece önemli. Ve men nasru illa min indillah, yoksa yardım, nusret ancak Allah nezdindendir. Yani melekler geldi, meleklerden dolayı galip geleceğiz demeyin. Yardım ancak Allah'tandır. Nusret, galebe ancak ve ancak Allah nezdindendir. Bu da bize bir itikat dersi veriyor. Yani sebeplere takılıp kalmayalım. Melekler de bir sebeptir. Meleklerin perde arkasında Allah'ın kudret elini görebilelim. Yoksa melekler kendiliğinden gelmiş değil. Yani melekler düşünüp de bugün çok önemli bir savaş var. Müslümanların ilk savaşı, ilk büyük savaşı. Gelin biz de Müslümanların yanında yer alalım, onlara destek olalım. Kendilerinden bir karar değil. Bu tamamen Allah-u Teala'nın bir tavzifidir. Ve melekler kendi keyiflerine göre hareket etmezler. Ve melekler bu şekilde Allah-u Teala'dan gelen emre göre, talimata göre hareket ederler. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ, ve şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Yani Allah'ın melekleri göndermesi aynı zamanda izzetinin de bir gereğidir ve aynı zamanda hikmetinin de bir gereğidir. Allah-u Teala şu alemde sebeplerle tasarrufta bulunuyor. Dolayısıyla ehli imana yardım edeceği zaman da bu gibi durumlarda melekleri göndermesi onun hikmetinin bir gereğidir. Ve Müslümanları galip kılması Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda Aziz ismiyle alakadardır. Değerli izleyenlerim, işte Kur'an-ı Kerim olayların bu şekilde melekut cephesine de dikkat çekiyor. Ve perde arkasında neler var, olayların perde arkasında neler oluyor, bunları da bize gösteriyor. Bedir ashabı melekleri görmedi. Normalde biz de melekleri görmüyoruz. Ama savaş gibi bir durumda Peygamber aleyhissalatü vesselam 1000 melek sizinle beraber veya 5000 melek sizinle beraber diye bunu haber verdiğinde elbette o insanlar daha böyle bir coşku hali yaşıyorlar. Allah bizimle beraber bu manayı hissediyorlar ve galip gelecekleri hususunda bir daha böyle kuvve-i maneviyeleri takviye oluyor, zanları kuvvetleniyor ve bunun neticesinde gerçekten Allah'ın izniyle galip geliyorlar. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.